İyi akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısını veto etmesi uluslararası toplumun Suriye'de protestocuların bastırılmasına birlik içinde karşılık vermesini zorlaştırdı. Suriye lideri Esad'ın bölgede önemli müttefikleri de var. Amerika'nın Sesi Orta Doğu'daki dinamikleri derledi. Şam sokaklarında toplanan protestocular Suriye hükümetinin müttefiki olan İran, Rusya ve Çin'in bayraklarını yakıyor. Ayaklanma uzuyor, ölümler artıyor. Uzmanlar Suriye hükümetinin son dönemde Arap dünyasında yaşanan olaylardan ders çıkardığını belirtiyor. Libya'daki tecrübelerden ders çıkaran Suriye rejimi gösterilere verdiği tepkiye bir ayar çekti. Rejim kendini göstericilere sert tepki vermeye ayarladı ama bunu göze batar şekilde yapmadı. Müdahalesi sert ama söylemi yumuşak oldu. Sonra muhalefete ödün veren Mısır'a baktı, sonra ödün verince iktidarı tamamen kaybedeceğine hükmetti. Suriye komşu Lübnan'dan da ders aldı. Lübnan 1970 ve 80'li yıllarda büyük bir iç savaş yaşadı. Aynı Lübnan gibi Suriye'de de farklı mezhepler var. Ülke iktidardaki Esad ailesinin de ait olduğu Alevi azınlığın yanı sıra Sünni çoğunluğa, Hristiyan ve Dürzi azınlıklara sahip. Sürgündeki bazı Suriyelilere ev sahipliği yapan Beyrut, iç savaşın izlerini hala atlatamadı. Carnegie Orta Doğu Merkezi'nden Paul Salem, Lübnan iç savaşının izlerinin Suriye'de bile yankı bulduğunu söylüyor. Suriyeliler Lübnan'ın tecrübelerinden farklı yararlandı. Esad rejimi, biz gidersek ülke iç savaşa teslim olur diye halkı tehdit ediyor. Suriye'nin doğusunda güvenebileceği tek müttefiki İran var. İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmadinejad, halka sert müdahalesine son vermesi için Suriye'ye baskı yapan Arap ülkelerini hep eleştirdi. Bölgemizde seçimden ve özgürlük nedir bilmeyen liderler toplanıp Suriye için özgürlük ve demokrasi üzerine ahkam kesmeye başladı. Bu son derece gülünç ve acı bir durum. Bölgesel bir birliktelik olmazsa Şam hükümetini tecrit etmek çok zor olacak. Paul Salem, Şam hükümetinin daha da sertleşmesi durumunda dış müdahale olabileceğine dikkati çekiyor. Eğer gerçekten trajik bir durum yaşanırsa ve Batı basınına yansır ve onların kamuoyunu etkilerse, sonuçta politikacılar politikacı gibi davranacak ve kamuoyunun tepkilerine yanıt vermek durumunda kalacaktır. Bu Libya ve Kosova'da aynen böyle oldu. Uzmanlara göre şimdilik uluslararası alanda yaşanan bölünme Suriye'deki çatışmalara acil çözüm bulma şansını güçleştirmiş durumda. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Sayın izleyiciler, Vatan Gazetesi'nin Washington temsilcisi İlhan Tanır geçen ay Suriye'ye gitti. İki hafta süreyle bu ülkede muhaliflerin protestocuların arasında kaldı. Suriye'deki olaylara tanıklık etti. Tanır bu akşam stüdyo konuğumuz, tecrübelerini, izlenimlerini bizimle paylaşacak. İlhan Tanır, çok teşekkür ediyorum bize katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Biz daha önce konuştuk sen Suriye'deyken ama evet. Bir daha hani tekrar etmek için. Neden Suriye'ye gittin ve nasıl gittin? Öncelikle nasıl gittim? İstanbul'dan Şam'a uçağa bindim fakat gazeteci kimliğiyle gitmedim. Bir restoran sahibi, müdürü kimliğiyle gittim. Neden gittim? Suriye bildiğiniz gibi aylardır bütün dünyanın konuştuğu bir ülke şimdi. Fakat hala iki yorum var idi. Muhalefet yeteri kadar güçlü mü yoksa bize yansıtılan gerçek değil mi, abartılan bir şey mi var diye gitmek ve yerinde görmek istedim. Bütün nedeni bu. Bize yansıtılan bu konu çok ilginç. Dışarıda, Suriye dışında bizim gibi insanların haberlerini televizyondan alan insanların Suriye'deki tablo konusunda ne kadar sağlıklı bilgi ediniyoruz? Sağlıklı bilgi ediniyor muyuz? Sanırım problem şurada. Suriye'nin hala bir iki ülkesi, bir iki şehri, mesela Şam'ın merkezi veya Halep'te yeteri derecede büyük protestolar olmuyor. Eğer oraya giderseniz, oraya gidenlerin söylediği kadarıyla çok ciddi protestolar görmüyorsunuz. Ama diğer tarafta başka
bölgelere gidildiğinde, mesela Şam'ın en yakın kasabalarında dahi her gün her yerde protesto görüyorsunuz ve hiç beklemediğiniz yerlerde de çatışma sesleri duyabiliyorsunuz. Yani ülke hala parçalanmış durumda ve de biraz daha nereden bakıldığına bağlı olarak değişiyor. Protestoların ne kadar yayıldığı, ne kadar yaygın bir hareketten söz ediyoruz? Bu konuda daha sağlıklı bir fikrim var mı şimdi? Benim gezdiğim Şam'ın kasabalarıydı. Biraz daha dışarı çıkma imkanımız olmadı. Özellikle güvenlik nedenlerinden dolayı. Hem kendimi hem de bana eşlik eden insanları çok ciddi risk altına sokma durumu vardı. Ben ayrıca gazeteci kimliğimle orada olmadığım için farklı tehlikeler de barındırıyordu. Fakat gezdiğim Şam'ın kasabaları ve Homs gibi, Hama gibi, Zabadani gibi, İdlib gibi bu gibi şehirler artık neredeyse tamamıyla bir başkaldırı içerisinde. Dediğim gibi benim bulunduğum ocağın ortalarında Şam'ın bu kasabalarında 15-20 dakika uzaklıktaki bu kasabalarında dahi akşamları özellikle Özgür Suriye Ordusu denilen ordunun bekçileri caddeleri, sokakları koruyordu. Özgür Suriye Ordusu'nun ve muhalefetin sayısı, büyüklüğü konusunda bir fikir edinmek mümkün mü? Siz muhalefet üyeleriyle birlikte kaldınız. Yani size ne söylüyorlardı? Evet. Ben 15'e yakın, 12-13 tane muhalefet lideriyle, Özgür Suriye Ordusu liderleriyle bu değişik kasabalarda söylediğiniz gibi kaldım, konuştum. Bu sorulara karşılık olarak bana verilen cevaplar ortalama 30 ve 50 bin arasında dendi. Fakat malum haliniz bu sayıları bir kesin olarak bilmek neredeyse imkansız. Fakat benim gördüğüm örneğin Duma gibi bir şehirde, yarım milyonluk bir şehir, 30 dakika uzaklığında Şam'ın ve de burada ben çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 1000-2000 binlerce vardı. Binlerce Özgür Suriye Ordusu vardı. Biraz daha Şam'a daha yakın, kalbine daha yakın ve de değişik altyapıları olan halkların yaşadığı Harasta gibi bir kasabada ise bu sayı 200'ler, 300'ler, 100'lerle ifade edilebilecek yerlerdi. Yani ülkenin tümünü düşündüğümüzde en azından 20 binler, 30 binler çok abartılacak rakamlar değil aslında. Halk hareketi mi? Halk, şimdi eğer bunu devrim olarak düşünürse, ki kendileri devrim olarak, Suriye devrimi olarak adlandırıyorlar. Bu ikiye üçe bölünmüş durumda. Bir bölümünde sadece ve sadece neredeyse sabahtan akşama kadar bilgisayarın önünde işte Skype'tir, değişik sosyal iletişim ağlarıyla o şehirde, o kasabada neler olduğunu anlatan bir grup var. Diğer tarafta ise silahlı grup var. Yani henüz şu an itibariyle halk silahlanmış değil. Zaten en ciddi, en fazla korkulan konu da o. Esad yönetiminin devam ettikçe ve ordularının gördüğümüz gibi saldırılara devam ettikçe artık halkın da silahlara sarılma ihtimali aslında çok ciddileşiyor şu anda. Muhalefetin bir kimliği var mı sizin görebildiğiniz, tespit edebildiğiniz bir siyasi eğilimi, bir siyasi kimliği var mı? Yoksa hı-hı, daha geniş tabanlı bir şey mi? Muhalefetin merkezi olarak Sünni Arap bir isyan. Bunda hem fikir olmalıyız. Ve de Eastern Ghouta denilen işte bahsettiğim şehirlerde daha çok başlayan ve buralarda alevlenen bir isyan. Tabii Sünni Arap'ta bu nüfusun yaklaşık %60-%65'ini ifade ediyor. Bunun dışında azınlıkların şimdiye kadar isyana katılmadığı söylenebilir. Fakat son günlerde gelen haberler örneğin Halep'te çok ciddi protestoların başladığı artık. Yani bu iş Halep'e de geçmiş durumda. Dışarıya bakış açılarını merak ediyoruz. Konuştuğunuz kişiler, muhalefet üyeleri, liderleri, örneğin Türkiye'ye nasıl bakıyor? Türkiye'den beklentileri, hı hı, konusunda size ne söylüyorlar? Tabii röportajlarımızın, konuşmalarımızın çok büyük, önemli bir kısmı Türkiye üzerineydi. Benim Türk bir gazeteci olduğumu biliyorlar. Türkiye'ye
Öncelikle çok ciddi bir saygıları var. Bunu görebilirsiniz. Konuştuğunuz her muhalif lider Türkiye'nin özellikle yaz aylarından itibaren Esad'a tavır koymasını biliyorlar ve takdir ediyorlar. Fakat bekledikleri daha çok, bekledikleri özellikle konuştuğum Suriye ordusu liderleri ve üyeleri çok ciddi bir silah ihtiyaçları olduğunu, para ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun dışarısında hemen herkes, aktivistler de dahil olmak üzere, halk da dahil olmak üzere bir uçuşa yasak bölge ve tampon bölgesi, hiç değilse rejimden kaçan insanların ve de Özgür Suriye Ordusu üyelerinin buraya kaçmasını istemektiler. Fakat bunun da çok yakın bir zamanda meydana gelmeyeceklerinin farkındalar. Dışarıdan bir askeri müdahale konusunda ne diyorlar? Beklentileri çok az. Beklentileri çok az. Ama istiyorlar mı? Benim gördüğüm kadarıyla bir işgal ordusu, Irak gibi bir işgal ordusu hiç kimse istemiyor. Fakat herkes Libya'dan bahsediyor. Libya'da bir uçuşa yasak bölgesi. Daha sonra da bu bildiğimiz gibi hava saldırılarıyla desteklendi. Herkesin ağzında Libya operasyonu neden Suriye'de yapılmıyor talepleri var. Bunlar hani daha makro, geniş konular tabii ama bir de birebir gözlemlediğiniz şeyleri sormak istiyorum. Mesela halkın üzerine ateş açılması konusu, bunu duyuyoruz. Evet. Bu nasıl gelişiyor? Bir protesto nasıl meydana geliyor? Güvenlik güçleri nasıl müdahale ediyor? Ne gördünüz? Bu gezimin en heyecanlı noktalarından bir tanesiydi. Protestoları aylardır videolardan, televizyonlardan izliyoruz. Suriye'ye varışımın 3. günü akşamı Kabun kasabasındaki 15 dakikalık bir yol merkezin yaşamını, öyle çok uzak yerlerde değil. Gün boyu aktivistlerle, muhaliflerle konuştuktan sonra akşamleyin bu akşam gösterimiz var, protestomuz var, gelmek ister misiniz deyince tabii ki dedim. Her şehirde, 5-6 şehirde, kasabada katıldım bunlara. Her şehrin bir meydanı var. Bu gittiğim örneğin Kabun'da çok ufak bir meydan vardı. Ve de akşam oldukça, karanlık çöktükçe insanlar yavaş yavaş bu meydana doğru yürüyor. Ve ben de aralarına katıldım. Bizim arabamız vardı. Yürümemi istemediler güvenlik nedenlerinden dolayı. Ve de tam vardığımızda protesto başladı. Bir tane elinde mikrofon olan bir insan yüksek bir yere çıkıp başlıyor sloganlarla ve de insanlar ona katılmaya başlıyor. Tam bu esnada ilk katıldığım gösteride 2-3 dakika içerisinde protesto başlamışken bir anda silah sesleri duyuldu. Herkes kaçışmaya başladı tabii. Ben ne olduğunu tam anlayamadım. Beni hemen kolumdan tutup arabanın içerisine attılar. O sırada baktık ki bunlar asker üniformalı değil, şabiha dedikleri özel kuvvetler. Kimisi sivil, kimisi yeşilimsi bir örgüt elbisesi var. Ve o esnada örneğin bir kişi vuruldu, daha sonra öldüğünü duydum. Başka protestocular yakalandı. Yani akşamüstü insanlar bağırırken üzerine ateş açılmasını hem burada hem bir hafta sonra başka bir cenaze töreninde bizzat gözlerimle gördüm. Son sorum, siz tutuklandınız işin sonunda ve Büyükelçiliğin müdahalesiyle de çıkarıldınız ülkeden. Bu çok önemli. Büyükelçiliklerin müdahalesi bence çok önemli. Bu olayı anlatır mısınız izleyiciler? Son gün aslında bir gün önce ayrılacaktım. Bir gün önce bulamadık. Bir sonra gün 26'sı, ocağın 26'sı sabahı. Bütün gece boyunca rejim askerleri bulunduğum kasaba olan Harasta'yı yeniden ele almaya çalıştılar. Ve de sabahlara kadar süren bir çatışmadan sonra rejim askerleri aldılar şehri. Ve de benim bildiğim, duyduğum kadarıyla şehrin neredeyse yarısı, belki üçte biri büyüklüğündeki evlere baskınlar yaptılar ve beni de o esnada tutukladılar. Daha sonra gün içerisinde benim Büyükelçiliğe telefon açmam mümkün olmadı ama akşamleyin gece onlarda Büyükelçiliğin diplomatları çok sağ olsunlar geldiler, beni aldılar ve de havalimanından yolcu ettiler. İlhan Tanır, geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Yarın akşam 20.45'te yeniden birlikte olmak üzere. Washington'dan iyi akşamlar.